E Fenerbahçe'de gündem yoğun çünkü konu Fenerbahçe olunca hem sağcı hem sağ dış faktörler üst üste geliyor. Fenerbahçe'de derbi sonrası e, yüzler düşmeye başlamıştı ama e, üst üste önce ligdeki galibiyet, sonra kupada Çaykur maçı sonrası gelen galibiyetle kupaya devam edilmesi bir nebze olsun yüzleri güldürdüğünü söyleyebiliriz. Tabii ki bununla beraber kupada özellikle rotasyonla oynayan oyuncuların gösterdiği e, performans arasında iyi oynayanlar vardı, beklenenini veremeyenler vardı. Jorge Jesus'un özellikle ligin ilk yarısında yer yer kupa maçlarıyla Avrupa ile beraber rotasyonda kullandığı kadroyu ligde kullanmadığını görüyorduk. Fenerbahçe'de yedek oynayan oyuncuların mevcut durumunu görme açısından Çaykur Rizespor maçı çok önemliydi. Luan sağlara döndü. 2-2'lik Ren maçındaki sakatlığından beri yoktu. Yine kalede mesela Altay'ın yerine İrfan'ı gördük. İsmail Yüksek'i Fenerbahçe taraftarı çok özlemişti ki hem orta sahada sözleşmede uzattı. Hayırlı uğurlu olsun İsmail Yüksek'e geliriz oraya. Hem orta sahada hem de maçın son bölümünde Sağ bekte iyi bir performans ortaya koydu özlediğimize değmiş ve tabii ki Arda Güler Arda'yı izlemek hem Fenerbahçe taraftarı için hem diğer taraftarlar için ayrı bir mutluluk Sağda attığı adım yaptığı hareketler her renge gönül vermiş taraftarı mutlu ediyor Arda Güler'in de bir asistiniyle yıldızlaştığı maç sonrası Fenerbahçe tarafında yüzler gülüyor diyebiliriz kısaca ersin ama ilginç bir şekilde yine de taraftarı ve sevenleri tatmin etmek pek mümkün değil. Bu sefer de Arda Güler'in sahada kaldığı süre yeterli miydi yoksa maçı bitirebilir miydi gibi tartışmalar var. Bununla ilgili sen ne söyleyeceksin? Ya Arda'ya doymak mümkün değil. spor sever olarak doymak mümkün değil. Ama Arda'nın e, mevcut sakatlığı süresince yavaş yavaş forma giymesi gerektiğinde verilen raporlarda gözüküyor. E, muhtemelen Jesus da bunu biliyordur. Muhtemelen teknik ekip de biliyordur. Arda'ya şimdilik e, kısıtlı vakitte doymamız gerekecek. Ama zamanla özellikle 1-2 maç belki 3-4 maç sonra Arda'nın Fenerbahçe'de ilk 11'in değişilmez parçalarından biri olması gerektiği tarafındayım ben. Çünkü e, bir 90 dakikalık mücadele Tüm dikkatinizi izlemek için bazı noktalar vardır Arda buna değdiren oyunculardan biri e, gelişen dünyada bir e, spor severin 90 dakika bir mücadeleye dikkatini vermesi ne kadar zor ise Arda gibi yeteneklerin bulunması da o kadar zor bazı şeyleri değerli yapanlarda bu özel isimler oluyor. Şimdi biz az önce seyircilerimize iki tane haber verdik Fenerbahçe'den. Biri İsmail Yüksek'le ilgili, diğeri de Buruma ile ilgiliydi. İstersen öncelikle İsmail Yüksek'le başlayalım. Bu iç transferi nasıl değerlendiriyorsun? Beklenen haberlerden biriydi bu da. İsmail Yüksek birçok Türk futbolcusuna örnek olması gereken bir oyuncu. Çünkü Türk futbolcularında özellikle alt yaş grup kategorilerinde sürekli alt liglerdeyken nasıl fark edilebiliriz telaşı oluyor. İsmail Yüksek alt yaş kategorilerinde genç yaşta oynamaya başlamış. Farklı mevkilerde oynamış. Fenerbahçe'ye çok erken gelip tecrübe kazanmak için başka kulüplere kiralanmış. Oralarda iyi bir performans gösterip Fenerbahçe'ye bir hazırlık kampında gelip orada da formayı kapmış. Mücadelesiyle, e, azmiyle formayı kapmış bir oyuncu. Ve Fenerbahçe formasıyla milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncu. Yani gelecekte ben İsmail Yüksel'in Fenerbahçe'de şampiyonluklar görmesini bence kaptanlık pazı bandını bir yerde olgunlaştığında koluna takmasını çok isterim. Çünkü Türk futboluna e, futbolcusunu örnek bir karakter olarak gelişiyor. Gayet de mütevazı, gayet de efendi bir insan ve sağ içinde de e, Alt diklere kiralandığında onu 10 numarada hatta forvette oynarken bile gördük. Keşfedildiğinde 8 numaraydı. Fenerbahçe'de Arao'nun alternatifi olarak sanki 6'ymış gibi oynuyor. Ve dünkü maçta maçın son bölümünde Sabek oynadı. İsmail'in yapabilecekleri şu an yaptıklarının çok ötesinde. Umarım Fenerbahçe formasıyla büyük başarılara imza atar ve mil takımın değişmez oyuncularından biri olur diyeyim onun için. Peki Fenerbahçe'nin burumanın e, opsiyonlu kullanmış olması ile ilgili neler söyleyeceksin? bildiğiniz gibi Buruma Fenerbahçe'de öncelikle kiralıkta ve zorunlu satın alma opsiyonu olduğu söyleniyordu. Burada kritik nokta şu Fenerbahçe neden e, sene sonunda kullanmak varken Ocak ayında kullandı. Bu iki şey işaret olabilir. Birincisi kadroya yazdıracak diyenler var. Zaten yazılabiliyordu. Zaten kiralıktı. Sanki Buruma'nın bon e, bonservisini biz alalım bir kiralama veya tekrardan alıp satma hamlesi yapalım e, hamlesi olarak görüyorum ben bunu. Çünkü mevcutta zaten yazabiliyordunuz. Sezon sonunu bekleyebilirdiniz bu parayı kullanmak için. Sanki Brumayı biz tamamen kadromuza katalım ve onu ya sakatlığı sonrası 6 ay oynayabileceği bir kulübe kiralayalım ya da biz bunun bir hata olduğunu kabul edip al satla ne kadar zarardan dönersek o kadar kârdır deyip satalım olarak bir hamle sanki gibi görüyorum ben Brumanın bonservisin alınmasını. Peki sevgili Ersin aslında e, bir sıkıntı mı demek gerekir bilmiyorum ama uzun zamandır gündemde olan isimler var. Altay Bayındır gibi, Valencia gibi, Zayt gibi onların da sözleşmesi e, uzatılacak bir beklentisi var ama bununla ilgili aslında çok şey yazılıp çiziliyor. Rakamların e, birazcık uymadığına dair özellikle Altay Bayındır için geçerli bu söylediğim. E, ama dün Selahattin belki açıklamalarda bulundu. E, herhangi bir sorunun yazıldığı çizildiği gibi yok. Her şey gayet yolunda gidiyordu. Bugün de zaten İsmail'den bir haber çıktı. Peki ya bu iç, üç isimle ilgili neler söylersin? Yani öncelikle buraya bırakıldığında tabii ki her şey yazılır çizilir. Yani medyada spekülasyon çıkması kadar doğal bir olay şu ana kadar bırakıldıysa bu sözleşmeler yok. Çünkü oyuncu mantığıyla düşünüyorum. Hepimiz hayatta belli bir şirketlerin çalışanlarıyız ve 3 ay sonra, 4 ay sonra o şirkette olup olmayacağımı bilmezsem, aynı yerde kalacağımı bilmezsem huzurum illaki kaçar. Eee bu Altay'da da böyledir, Zays'ta da, Valencia'da da böyledir. Bunun olması gereken İsmail Yüksek gibi önceden uzatılmasıdır. E, umarım kısa sürede bu 3 oyuncuyla da sözleşme yenilenir. E, teker teker bakarsak Altay şu an takımın birinci kalecisi e, İrfan'ın ondan henüz üstün bir tarafı olmadığını görüyoruz ve Altay'ın bu sezon düşen performansında muhakkak psikolojik etmenler vardır. Ben her zaman Altay Altay'ın en azından arkasına veya yanına onu e, rekabete sokacak bir ismin alınması gerektiğini düşünerek söylüyorum bunu. Ne Altay ne Zays ne Valencia ücretsiz bırakılacak oyuncular değil ki Zays'ın dünkü oyunu da onun e, bu kadar kolay bırakılmaması gerektiğini bizlere tekrar gösterdi. Fenerbahçe'nin özellikle kapalı savunmalara karşı dış şut vurabilen oyuncu sayısı çok kısıtlı ve Zays kaleyi gördüğünde kaleyi vur, kaleye şut göndermekten çekinmeyen bir oyuncu. Yine Valencia yani Dünya Kupası'nda yaptıkları Fenerbahçe'de şu an mevcut en golcü oyuncu olması, ligin gol kralı olması bunlar zaten alt alta yazıldığında Valencia'nın neden en az bir sene daha takımda kalması gerektiğini gösteriyor ki dün bence en kötü oyunlarından birinden yine sağdan golle ayrılmayı bildi Valencia. Peki sevgili Ersin, sana son bir sorum var. Ee, bir takım eleştirilere şöyle bir bakınca Fenerbahçe ile ilgili Dünya Kupası sonrasında hani Jorge Jesus'un birazcık sistemi çözüldü. Bundan sonra onu da yeni bir taktik geliştirmesi gerekiyor gibi eleştiriler vardı. E Şimdi tam da ara transfer dönemi takviye de bekleniyor. Genel olarak Fenerbahçe'nin durumunu ve bundan sonra neler olabileceğini öngörüyorsun? E, Jesus muhtemelen yeni alternatiflere yönelecektir. Bu çok doğal zaten açıkça söyledi. Bir stoper, bir sol bek istiyorum dedi. Jesus bence reçeteyi yazmış gibi yeter ki listesinde yönetime sunduğu Solbek alternatiflerinden en üstte olanlar alınabilsin. tabii ki dedikodular var. İsim isim dedikodular da var. Ama eğer sol bek alırsa George Jesus Ferdi'yi orta sahada kullanma ihtimali ortaya çıkacak ve Ferdi'nin orta sahaya gelmesi hücumda Fenerbahçe'yi rahatlatacak. Hepsi o kadar bir denkleme bağlı ki aslında tık tık yürüyecek bir denklem. Her ne kadar e, Jesus ve e, yöneticimiz Selahattin Baki'nin açıklamalarında stoper ve sol bek ön plana çıksa da sanki transferin son günlerinde illaki bir fırsat transferi de kovalanacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Zays'la anlaşıp anlaşmamaya bağlı olarak merkez orta sahada bir hamle gelebilir. Çünkü Crespo'da Fenerbahçe döneminde çok yoruldu. En form dönemlerinden birini yaşıyor. E, onu da dinlendirebilecek, onu da yer yer kulübede... E, daha verimli kullanabilecek bir formül de Jesus'un aklından geçiyordur. İşin e, forvet transferini zaten Selahattin Bey açıkladı. Şu an Fenerbahçe'de 70 golün üstünde 60 bir forvet hattı var. Ve şu an mevcut forvet hattına ekstradan Serdar Dursun'un da bu kadar az kullanıldığı bir senaryoda bir forvet eklemek e, pek mümkün gözükmüyor. Jesus formülü yazmıştır. E, Fenerbahçe taraftarının şu an en azından... E, Olması gereken e, motivasyonu arkasına yaslanıp yönetim ve CESUS'tan doğru hamleleri beklemek olması lazım. Transferler sonrası zevkle kadroyu ve yeni yapılanmayı da konuşuruz.